İstanbul şu anda deprem konusunda eğer AK Partili Çevre Şehircilik Bakanlığı olmasa, AK Partili belediyeler olmasa gerçekten büyük bir felaketin eşiğinde. Aslında İstanbul depremi İstanbul için çok büyük bir risk. Ama bir o kadar da şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve zihniyeti İstanbul için o kadar büyük bir risk. Peki, Peki tabii söyleyeyim. böyle bahsedilen şey de çok e, sıkıntılı bir şey. Çünkü bu bahsedilen binaların hepsinin yıkılma tehlikesi var. Söyliyorum, yani olası bir depremde bin. bu binalar aslında yani tepemize çökebilir anlamında bina binadan bahsediliyor. Bakın, bu da ciddi bu anlamda bin, kıyamet gibi bir şey bakın, İstanbul bu için. Yani. 300 bin konutun yenilenmesi gerekiyor. Acil. Orta vadede 1,5 milyon. E, acil olarak 300 bin konutun yenilenmesi gerekiyor. Soruyorum size. 3 yıl geçti. Ne yaptınız? Ve siz bakın 2018 yılında 1 milyar olan deprem bütçesini kaça düşürdüler biliyor musunuz? 257 milyon düşürmüştür. 2018'de 1 milyar diğerinde şuna düşürmüşler. Burada depremle ilgili şunu da söyleyeyim ondan sonra engele geçeyim. En çok bir yalan söyleniyor. Deniyor ki efendim İstanbul'da toplanma alanları vardı bunu imaraştırar. Biliyorsunuz depremle ilgili üç şey çok önemlidir. Bir, mevcut yapı stoğunun yenilenmesi. iki toplanma alanları. Üç, barınma alanları. Ben ben de her mecliste şunu söylüyorum. Eğer depremle ilgili bir tane toplanma alanı imara açıldıysa hodri meydan açıklayın. Her şey algı ve yalan üzerine, bir manipülasyon üzerine kurgulamak istiyorlar. Bugün havaalanında yaşıyoruz onu. Bakın havaalanında yaşıyoruz şu anda. Tabii. Şimdi gobesin bir şeyi var. Bunların siyaset felsefesinde Goebbels var. Ne diyor? Çok çok yalan söyleyeceksin. Ve büyük büyük yalan söyleyeceksin ve bunu tekrarlayacaksın. Aynı tekrarla gidiyorlar. Bakın Aziz İstanbullulara söylüyorum. İstanbul'da şu anda 5599 tane toplanma alanı var. Ortalaması, dünya ortalama standartlarında kişi başı düşen 2,5 metrekare. İstanbul'a ne kadar biliyor musun? Bizim dönemde kaçı çıkmış? 3.36 metrekareye çıkmış. 3.36. Ve size Şimdi yeni bir çalışmayla bütün apartmanların girişine tabela konacak. En yakın neresi? En yakın neresi? Bakın en büyük toplanma alanlarından bir tanesi neresi oluyor şu anda biliyor musunuz? Atatürk Havalimanı. Onu oluyor. diyeceğinizi biliyordum. Evet. Bu arada şimdi muhalefet Atatürk Havalimanı için milli servet diyor. Hani ee, ama oraya millet bahçesi yapılma fikrine Ona geliyorum ama engelleyi anlatayım mı? Tamam engellemeyi anlatalım Şimdi oradan şu oraya şu barınmayı, barınmayı da bir söyleyeyim. Tamam Şimdi esas ama vaktimizi esas, kullanmak esas barınma, şey kullanmak açısından şey yapıyorum. Esas barınma ama biraz bu İstanbul'dan için bir esas barınma meselesidir. İstanbul'da Marmara depremi Allah korusun Allah korusun Marmara depremi olursa ortalama olarak demişler ki 1 milyon 783 bin kişiye barınma ihtiyacı ortaya çıkacak. Sibilasyonlar yapılmış. Şu anda devlet bakın... 2226 adet barınma alanı hazırlamış ve 2 214 bin kişilik barınma alanı hazırlamış. Devlet kendi üzerine düşen sorumluluklar anlamında büyük bir mesafe kat etmiş ve çözmüş.